Mana rızkını türü dedik. Kartoş yiyemiz, piyaz yiyemiz, sebze yiyemiz, şalgam yiyemiz, oylabam koymayemiz. Üstündeki poçakı bulası mı? Ne mi iş kıladı? 5 yıl burunki halatınızı kalın da, kanı kaydıyız. Mesela 40 ekirgen futbolistler, var mı hazır? 20 ekirgen partisi kanı kaydı yükürerdiyiz. Mesela 20 yıl burun kanı kaydı akıvalıyız. Futbolist bu mesela. Biz köşeden ne kadar yürüp bizeken? Rızk kıdırışımız gerekiyor ama biz. Yo, rızk yazılgen, o top geledi size. Siz ne bana kıdırışınız gerek? Ben yürüyorum yani, sekin. Ben kalkıp gittim. Ha, diğerleri sular girip. Assalamu aleyküm rahmetullah. Allah da Allah'a gelmek de Allah'a basın. Allah'ın izni bilen ana nöbetteki ailene sürekli kürsüt yaptık. Akemiz ve opası şu yüllerde yaşaşadı. Üylerde şaraitini bana köy yaptılar. Ben kısaca etmek için ben sizlerge elbette bu kanallarda Allah ve Resulü'ye iman getirgen insanlar köy yaptı. Bilesler siz ben biz dünyalarda köy yaptı. Biz yakışık görgen nesillerde köy yaptı. Lekin Allah'ın izni bilen, Allah'ın sınavını bilen şu akılarımız, apalarımız şimdi halattı. Gelirler ben sizlerden sorayım ben şu Allah için şu üyünü yakışıkla bir işlediğimizi hemenimizdir. Küç birlikte. Eğer birleşip hemeniz bir fark bulmayacağım olsak, elbette bunda aileler inşallah yakışı yaşayışlıkla siz ben biz sevapçı olalım. Lekin acırını Allah'tan ümit bulalım. Allah da Allah elbette acırlayın. Allah bir ucu kollarda yakışı görelim. Biz Allah'tan sorayalık, Allah da Allah bizi bir ucu kollardan kısın. Allah acırlarsın şu kanalımızda bir fark bulmaya şu gün geçebileceğimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Ve arina al-haqqa haqqan ve rzuqna attiba'a. Ve arina al-batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Ve ce'alna mimmen yestemi'una al-qawla fe yettebi'una ahsana. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله تعالى'nın güzel isimleri Esmaul Husna silsilesindeki navbetteki dersimiz bugün Allah Teala'nın güzel isimlerinden Ar-Razzak rızık beruvchi mana şu ismini okuyan bulamız Kur'an'da ve sünnette Ar-Razzak isminin zikri Allah Subhanahu ve Teala özünü Ar-Razzak deb atadı. Estaizu billah. İnna Allahu huvar razzaqu zul kuvvetil metin. Zira Allah'ın özügina barcha haloyiqqa rızk beruvchi kuch kuvvet sahibi ve kudretlidir. Demek Allah Teala özünü Razzaq deb atadı. Bu isim mutlaq bolup ham, ma'rifa bolup ham zikir qilingan. Ar-Razzaq ismidagi sig'ay mubolag. Bu ismning sig'asi birodarlar mubolag'a sig'asi, sig'asi deyiladi. Agar Allah Teala'nın isimlerden bir tanesi bana şu mübalağa sigasında keladigan bolsa bu iki tane sanı bildiradi. Kemiyetini bildiradi, adatını ve navni bildiradi. Allah Teala özü haklagan bandasını, rızkını bir hesab beradi. Rızk mavzusu her daim dolzat boladigan mavzu. Çünkü nime de yuramız köşede, rızk de yuramız. Allah Teala aytadi, estadi bile, وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Ömelegen canavar var ki onun rızkı Allah'ın zimmesi de. Ömelegen canavar ki var. Bu canavar kuş mu, balık mı, paranda mı, daranda mı, ne mi, adam mı? Ömelegen ki nerse var rızkı Allah Teala'nın huzuru da. Allah Teala bir yada adamların rızkı benim kolumda demedi. Peki balıkların rızkını ben veremem demedi. Umuman canavar rızk talep kıladıyan ki mahluk var, ona rızkı Allah Teala'nın kolu da. Eğer bir sınıf kekirip durup, şu sınıfta oturgen okulçularına karab durup, bana şu okulçularına mende hadiye var desiz, şu sınıfta oturgenler neyle düşünersiz? Yani 3-4 tasa kemiğe koyan buluşu mümkün. Onlar onge kirmiydi.
Endi boshqacha qilib, mana shu sinfning o'quvchilariga menda mukofot hadiya bor desiz, unda kelmaganlar ham shuning ichiga kiradi. Tushunarli bo'ldimi? Demek Alloh taolo o'malaganki jonivor bor dedi. Bu yerda musulmoni ham, kofiri ham kiradi odamlar. Insu jin. Birodarlar, tirik mavjud bormi, rizq talab qiladigan, hammasi Alloh taoloni beradigan rizq bilan rizqlanadi. Rizq qonunlari harakatlanadi, o'zgarib turadi, sobit turmaydi. Yana bitta qaytaraymi? Rizq qonunlari o'zgarib turadi, harakatlanadi, sobit turmaydi. Oyatlar ko'p birodarlar, mavzu juda ham keng, Allohning hikmati komil. Siz bilan bizni hayotimiz mustaqil, sobit, tartibli bo'lishligi uchun Alloh taolo bu koinotga millionlagan qonunlarni qo'ydi. Ya'ni qishdan keyin bahor keladi, bahordan keyin yoz keladi, yozdan keyin kuz keladi, yana qishga boramiz. Bu qonun. Tosh qattiq, tosh qimillamaydi, shamol esadi, daraxt yuqoriga qarab o'sadi. Xullas, millionlagan qonun qoida bor, shu qonunlar ishlab turadi hayot o'zi o'rnida ketishligi uchun. Masalan, yer shari, aylanib turish kerak u. Aylanmasa bilasizmi nima bo'ladi? Quyosh tekkan joylar kuyib ketadi, quyosh tegmagan joy muzlab ketadi. Bu ham bitta qonun. Yerda tosh tortish kuchi bor. Qo'lingizdagi narsani tashlasangiz yerga tushadi. Shunga o'xshagan millionlagan qonun qoidalar bor, bular o'zgarmaydi. Harakatlanmaydi. Ammo rizq va sihat salomatlik qonunlari bor, bular o'zgarib turadi, harakatlanib turadi. Go'yoki bu rizq va sihat degan qonun siz bilan bizni tarbiyalaydigan Alloh taoloning ikkita bir asbobiga o'xshaydi. Astag'fir billah. Va allav istaqomu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Rabbimiz azza va jalla aytibdi. Albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida albatta biz ularni mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Walau anna ahlal qura amana wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Agar ana shu shahar yoki qishloq ahli Alloh taolodan Alloh taologa iymon keltirib, taqvo qilganlarida biz ularga osmon u yerdan barakot darvozalarini ochib qo'ygan bo'lar edik. E'tibor bering, rizqini bergan bo'lardik demayapti. Barakot eshigini ochib qo'ygan bo'lar edik. Chunki agar rizqni faqat iymon keltirgan, taqvo qilganlarga beradi desek, bu noto'g'ri bo'ladi. Kofirlar ham yashayapti-yu. Allohni umuman inkor qilayotgan mulhidlar yashayapti-yu. Allohni jufti bor, sherigi bor degan mushriklar yashayapti-yu, ularga ham rizqini beryapti-yu. Biz bu yerda aytayotgan narsa, agar iymon keltirib, taqvoda bo'lsanglar, osmon yerdan baraka eshigini ochib qo'ygan bo'lar edik deydi. Walau annahum aqamut tawrata wal injil va ma unzila ilayhim min robbihim la akalu min fawqihim va min tahti arjulihim. Keyingi oyat. Agar ular Tavrotga, Injilga va parvardigorlari tomonidan nozil qilingan barcha narsalarga amal qilganlarida edi, ustlaridan ham, ostlaridan ham rizqlangan bo'lardilar. Demak, 3 ta oyatni o'qidik. Rizq har bitta mahluq hali dunyoga kelmasdan avval uni taqdirga bitib qo'yilgan. Odam bolasining rizqi onasining qornida turganida 121 kunga to'lganida yozilgan. U ko'paymaydi, ozaymaydi. Faqat uni barakotli bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Alloh azza va jalla mu'minga rizqini yozgan, kofirga yozgandaqa. Faqat mu'min iymon, taqvo, Allohga bo'lgan tazarruda qancha yuksak bo'lsa, Allohga qancha yaqin bo'lsa, barakot shunchalik ulug' bo'ladi. Biz ko'chadan nima qidirib yuribmiz ekan? Rizq qidirishimiz kerak ekanmi biz? Yo'q, rizq yozilgan, u topib keladi sizga. Siz nimani qidirishingiz kerak? Barakotdi. Barakot nima edi? Baraka nima edi? Endi rizqingga beradigan barakada domla dedi. O'sha nima uchun rizq? Baraka. O'sha bir stakan suvga chanqog'ingiz qonmayapti. Ikki stakan ichsangiz qonadi. Agar bir stakanga qongan bo'lsa, demak shu suv barakali ekan. Bir qop un, bitta tandir, to'rtta bola, o'sha xotin. Masofa bir oyga yetdi non. O'tgan safar 3 haftaga yetuvdi. Demak, mana safarga u nima bo'ldi? Barakali bo'ldi. Baraka degani nima emas ekan? Ko'p degani emas ekan. Agar musulmonlar ham
Rabbilari ularga bergan Qur'onni, shariatni, Rabbilari ulardan xohlagandek tatbiq qilishganida mana shu rizqlarga barakot kelarida hammasini. Osmondan ham yerdan rizqini Alloh taolo barakotli qilgan bo'lar edi. Lekin inson juda ham shu bir muhim joyi qilgan gunohi sababli ayrim rizqidan mahrum bo'lib qoladi. Odam bolasi qilgan gunoh sababli barakotidan mahrum bo'lib qoladi. Ayrim rizqidan. Agar qilgan gunohi tufayli rizqidan mahrum bo'ladi desangiz, kofirlar o'shib o'lib ketish kerak. Ibodat qilmayotgan, gunoh ma'siyatga to'lgan odam o'lib ketish kerak ochlikdan. Yo'q. Qilgan gunohi uni rizqini yo'q qilib qo'ymaydi, balki ba'zi rizqini yo'q qiladi. Rizqidagi barakotni yo'q qiladi. Kelishdiga? Demak, Alloh taolo rizq qonunlarini o'zgarib turadigan, harakatlanadigan qilib qo'ydi. Uni iymonga, istiqomatga, Alloh taoloning amriga bog'lab qo'ydi. Ammo boshqa qonunlar vujuddagi bu narsalarga bog'liq emas. Masalan, kofirlarni yurtida ham tosh yerda turadi, tashlasangiz, qo'yvorsangiz. Suv pastga qarab oqadi, shamol esadi. Bu qonunlar insonlarda taqvo ibodatiga aloqasi yo'q. Bular o'z-o'zidan ketaveradi, chunki bular agar taqvoga baylab qo'yganida chataq bo'lardi unda. Astag'fir billah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amvali va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Nuh alayhissalom o'zini qavmini da'vat qildi. Va Robbisiga shikoyat qilib dedi: "Ey Robbim, men dedimki, Parvardigoringizdan mag'firat so'rang. Albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Shunda u zot ustlaringizga osmondan yomg'ir quydirur va sizlarga mol-u dunyo, bolachaqa bilan madad berur, hamda sizlarga bog'u bo'stonlar ato qilur va sizlarga oqar daryolar ato qilur. Iymon keltiringlar, taqvo qilinglar, istig'for aytinglar. Mana shu xayriyat ustingizlarga keladi. Bu bizga ham tegishli narsa. Mana Ramazonda o'tiribmiz, birodarlar. Ramazon oyida qilingan nafil amallar boshqa oyida qilingan farz amallar qatorida bo'ladi, savobi. Onini egallamaydi, savobi. Endi Ramazonda qilingan farz amallar boshqa oylarda qilingan farz amallardan 70 barobar savobi ko'p bo'ladi. Demak, bu oyda qilingan zikr, istig'for ham ajri mana shunday ulug' bo'ladi boshqa oylarga nisbatan. Temir. Mana hayot o'zini maromida ketishligi uchun Alloh taolaning qo'ygan boshqa qonunlari sobit turish kerak. Mana temir. Mustahkam bir metal mana. Endi shu asosi metal bo'lgan, asosi temir bo'lgan katta bir baland qavatli imorat tasavvur qiling. Shu temir o'zini xususiyatini yo'qotmaydi, u o'zini qonunida sobit turadi, imorat mustahkam turadi. Agar temirning qonuni o'zgarsa, yumshoq bo'lsa, chirisa, sifati ketsa, imorat nima bo'ladi? Qulab ketadi. Ko'mir yonadi, suv oqadi, don hokazo. Bularda hammasi hayot davom etishligi uchun qonun o'zgarmaydi, o'zini maromida ketadi. Ammo ikkita narsa, rizq va salomatlik, bu qonunlari sobit emas. Bular o'zgarib turadi. Alloh bilan bandani o'rtasida bo'layotgan muomalaga, munosabatga qarab turib o'zgarib turadi. Shuning uchun Alloh taolo rizqdagi barakotni, qalbdagi xotirjamlikni iymonga, taqvoga, istiqomatga bog'lab qo'ydi. Mana endi birodarlar, bir ajib bir bahs bor. Kitob-i sunnatga muvofiq. Nima qilsak, rizqimiz ziyoda bo'ladi, rizqimiz barakotli bo'ladi. Rizqimiz ko'p bo'ladi emas. Ko'p degan so'zni nima qilaylik? Rizq masalasida musulmon ko'p degan so'zni chiqarib tashlashlik kerak. Ziyoda degan so'zni ishlatsin, barakot degan so'zni ishlatsin. Ko'p emaydi ham, oz emaydi ham. Millionta odam duo qilsin haqqingizga, mingga kiring deb. Kirasizmi mingga? Mana dalil. Butun yer ahli qancha 7 milliarddan o'tdimi? 8 milliard to'layaptimi? Hammasi duo qilsin, 350 yil yashang deb. Yashaysizmi? Yo'q. Yashamaysiz. Chunki u rizq ajal degan punktida onamizning qornida 121 kunga to'lgan yozib qo'ygan. Bir, ya'ni yaxshilik, ota-onaga yaxshilik qilishlik, siylay rahim umrni ziyoda qiladi deganda yilini cho'zib qo'yadi deb tushunmaylik. Balki mana shu 50 yil, 60 yil berilgan umrda juda ko'p xayriyatlarga imkon topasiz. Ko'p narsaga ulgaysiz.
İmam Buhari'de hayatını misal kılamız o. 63 kekiri ölgen, lakin hayatta kılıp kaldırıp yetken nasasını karısız, adam balası 63 yılda ölgü müydü bunca nasaya? Bu 63 yıl içinde yaş balalı gibi var, balalı gibi var, yiğitli gibi var, buğdalı gibi var, ürengen davrı var. Tuğulu bile kitap yazıştı başlarken diyem, insan ölgümezseken 63 yılda bunca nasaya? Bana şu İmam Buhari'nin hayatı, barakatlı bugünlüğe bitti dalil buladı. Demek ne maksik? Kitab-ı sünnetke muvafık çıksak, kendi yol tutsak, rızkımız barakatlı buladı, ömrümüzü Allah-u Teala ziyade kıladı. Rızk sözünün manası. Rızk degende biz fakat gene pulunu düşünemiz, ömrünü düşünemiz, bala çakanı düşünemiz, maşinanı düşünemiz, şular. Lekin rızk degende ise buradalar bundan keyra anarsa. Keyra anarsa. Estağfirullah. وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Allah Teala yaptı. Ve sizler Kur'an'ı yalgan değiştik, badbaklikini özleriniz, rızk, nasibeleriniz kılıp alırsızlar mı? Bir kişi Allah'ını tanıdı. Bu rızk. Bir adam Allah'tan yüze girdi, kafir oldu. Bu yem rızk. Bu yem onge berilgenlerse. Birinci adam imanını talep kılıp Allah daha gibi kadar basıyordu, soruyordu, verdi imandı. İkincisi Allah'tan yüze göre tezkar harap getirdi, Allah da onunla küfürünü verdi. Bu yan küfürdü soru aldı özü. Allah kafir koyganı yok onu. Eğer Allah da Allah bir bandanı kalbine hatırcamlığı vergen bulsa bu rızk. Allah vergen künge razı bol yapsız. Rıza var kalbizde, bu yan rızk. Kalbizde sakinatını verdi, bu yan rızk. Kalim de, razılık, sakinat, hatırcamlık. Bu üçten ise pulu var adam diyen buluşu mümkün. Pulu yok adam diyen buluşu mümkün. Eğer bu üçten ise hatırcamlık, sakinat, razılık. Fakat pulu var adamda buladı deyilgeni de pulu yok adam yok adamlar bu nasıl ki hiç kaçan yetame gen buladı da. Lakin taassup bizi adamlarımız pul bulsa pul bulsa ha buradalar biz kembağalıyla muhtekanımız yok. Müslüman adam kembağal boyan adam boy boyan yaşı. Peygamberimiz dua kıyanlar Allahümme inni a'udhu bike minel küfri vel fakr. Parvadigar men senden küfürden ve fakirliğinden panah sorayım ben de gel. Müslüman adam boy buluş giyintiliş gerek. Şimdi bir yeme yaptı. Rızk rızk oluş kalta. Şimdi ne makiliş gerek. Demek şu rızkım şu yüken değilsiz. Hatırcamsız, razısız. Kalbizde sakinat var. Şimdi şu pulu var adamları karın. Hamas edeyim şu üç tanesi var mı? Çünkü bana şu üç tane sen rızkı kendi özü alakıda. Mesela saçız, közüz, boyuz, ayak koluz, rızkı boy kendi. Bana şu üç tane sen alakıda rızkı kendi. Bu pulga bağlanıp geliyordu ya nasıl mesela kendi. Sizge atakılın genelse var ki o rızk. Tinçlik, hatırcamlik, rızkların en uluğudan. Tanedeki sağlık, salametlik, nimetli en uluğularıdan. Bu belirleyen narsalar. Endi birodarlar bu rızkını salbiy rızk deb ataladigani ham bor ekan. Salbiy rızk. Nima bo'lishi mumkin deb o'ylaymiz uni? Berilmagan narsa ham rızk bo'lar ekan birodarlar. Bu salbiy rızk der ekan ulamolarni tilida. Berilmagan narsa. Masalan, kasallik bermadi sizga. Bir zolimni zulmini ostiga sizni kirgizib qo'ymadi. Shulardan saqlab qo'ydimi? Shu ham rızk ekan. Çünkü boyagi kasalda birse, şu kasalda özünüzden daf kılıçlığı düşün, boğalıyızı sarkılar mıdır? Kasal boğmaya türgenliğiniz hamlemeyken, rızk eken. Sizin üstünüzde bir zalimde zulmünü apkep koysa, Allah saklasın. Şu zulümde özünüzden narı kılıçlığı düşün, boğalı burduyızı sarkılar mıdır? Hırın da, Allah da Allah birgen rızkan var eken, Allah da Allah birmeye bir koyan rızkan var eken. Berip turib bergan rızk, bermeye turib bergan rızk. Bu salbiy rızk deyilir ki. Şimdi onun sanağı yok ha. Şimdi kasalda kanaka turlar neşkansız. Demek salbiy rızk bu şunday bir rızk ki o sizge berilmegen narsa. Kasal kımadı, karzge batırıp koymadı, zalimni zulmüge sizi kirgizip koymadı. Demek rızk da gene fakat gene anıman düşünmeyelik. Kolumuzda turgan, gözümüz körüp turgan narsanıyla düşünmeyelik. Rızkının manası juda ham keng ekan. Allah Teala rızk kılıp
Müslümanga ham kafirga ham aklını beradi. Rızk kılıp sağlığını beradi. Rızk kılıp güzelliğini beradi. Ama buradalar sakinat, hatırcamlik, künüden razı buluştuk degenden sana fakat mumun bandasıya beradi. Ve bu narsalar bandanı Allah bilan bo'layotgan muomalasiga qarab turib beriladi. Qanchalar taqvoda bo'lsangiz, qanchalar pokiza bo'lsangiz, qanchalar Allohga yaqin bo'lsangiz, mana shu 3 ta narsa nima qilinadi? Ko'proq beriladi. Hikmat ham rizq birodarlar. Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayron katira. Kimga Alloh taolo hikmat bergan bo'lsa, kimga hikmat berilgan bo'lsa, tahqiq unga ko'p yaxshilik beriladi. Endi rizqning turi, rizqni keladigan vaqti va beriladigan rizqning sanog'i. Shu haqida suhbat qilamiz. Nima nimasi bo'ldi? Rizqning turi, beriladigan vaqti va beriladigan sanog'i. Albatta bunda ham Alloh taolaning ulkan hikmati bor. Razzoq bu rizq beruvchi, yana bitta ma'nosi rizqlarni yaratib beruvchi. Rizqlarni yaratib beruvchi. Her gün için buradalar, her günü, her günü avukat için kança hayvan soyuladı? Bunu yalnız Allah özü bilse gerek. Her günü non için kança dondun tegirmandan çıkarıladı? Öyle bir görgemiz mi? Ha biz hesap kitabını kıladık anlarsa ne var? Semeyinin bücret. Yok, bücretimizde doğru kemiydi. Azı tutta falan alamayız dedi. Onu keyenge ayı koyamız dedi. Çünkü yüzge kirip çıkıp getirken anlarsana siz erkek kişi olup ota bo'lib, rahbar bo'lib, boshqarib turganligingiz uchun bilyapsiz. Birasidan birodarlar, Alloh taolo bandalarni rizqini berayotganda buni sanog'ini kim biladi? Bug'doyni o'stirayotgan kim? Alloh. Hayvonlarni ko'paytirib, semirtirayotgan kim? Alloh. Yomg'irni ustimizga yog'dirib, yerdan ko'katlarni undirayotgan kim? Alloh. Hayvonlarni yelanini sutga to'ldirayotgan kim? Alloh. Bandalarning mana shu ishga bir aloqasi bormi? Yomg'ir yog'may qo'ysa nima bo'lamiz birodarlar? Razzoq Robbimiz musulmoniga ham kofirga ham shu yomg'irni beryapti. Chunki ular taqdir qilingan umrni yashab o'tish uchun mana shu bir rizqiga muhtoj bo'ladi. Sutni qaraylik-da birodarlar, bitta sutni gapirib o'taylik, boshqasi emas. Min bayni farsin va damin labanan xolisan sa'ighon lish-sharibin. Biz sizlarni ularning qorinlaridagi najosat va qon oralaridan ichi uchilar uchun o'timli, tamli bo'lib chiqqan narsa toza sut bilan sug'aramiz. Sigirni yeydigan narsasini ko'rgansizlar. Cho'p deydi, ko'kat deydi, boshqa narsani deydi, qon yiringni ichidan aralashib turib oppoq sut bo'lib chiqadi. Mo'jiza emasmi shu? Falyan duril insanu ila taami. Inson yeyotgan taomiga qarasin deydi. Inson aqli lol qoladi. Insonda aqli lol qoladi. Subhanalloh deyishdan boshqa bir chorasi qolmaydi. Demak, Alloh taolo birodarlar, rizqlarimizni yaratib beruvchi u ham o'zi, rizqimizni yetkazadigan ham o'zi. Alloh taolo siz bilan bizga rizq qilib bergan narsalar. Mana rizqni turi dedik. Kartoshka yeymiz, piyoz yeymiz, sabzi yeymiz, sholg'om yeymiz, o'ylab ham qo'ymaymiz. Ustidagi pochoqni bilasizmi, nima ish qiladi? Uni himoya qilib turadi. Aynitmay ushlab turadi. Açıp durup, iki saatke hop koyayım, nema buladı bular. Şu poçakta özü kanaka nimetliğini bilemez mi buradalar? Ha? Ve bir ilisi, alımızdan dekonla, dekoncilik, yarım kap çesine kapman. Oraya, alıp, kuttu kerçken, apçken, apçık koyup ben patvalıya. Bahar gibi var, asıya, hiç nasıl yok hali gün içi de. Eğer kertoşken şuna bulsa ne olurdu? Tur kap kerçken apı koyansa, çüzsüz, yok da. Görün, Alloh taolo siz bilan bizga mana shu narsalarni pochoqga o'rablab saqlab qo'ydi. Rizqni Alloh taolo turli navlarni siz bilan bizga yetkazib qo'ydi va ularda saqlanib turishiga ham sharoitni qilib qo'ydi. Ko'ring. Falyan duril insanu ila taami. Endi inson o'zining taomiga ibrat ko'zi bilan bir qarab ko'rsin-chi. Alloh taolo buyuryapti. Qarasin deyapti. Anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa. Biz osmondan suv yomg'irni quydirdik, so'ngra yerni giyohlar bilan yordik. Siz bilan bizga berilgan rizq, siz bilan bizning jasadimizga birodarlar munosib. Ba'zida
maşinamızga ehtiyot qismi olib kelamiz. Mana narsasini olib keling deydi usta. Olib kelib qo'ysangiz, xuddi shu zavod chiqargan zapchas. O'sha mashinangizni chiqargan zavod shu ehtiyot qismini ham chiqargan. Olib kelsa tushmaydi. Bilasizmi? Hattoki abetdan avval, ya'ni tushlikdan avval chiqqan zapchasi bilan keyin chiqqan zapchasini ham bir-biriga tushmay qolishi bor. Lekin Alloh taoloni qarang, siz bilan bizga yaratib qo'ygan rizqi hammasi biz jasadimizga to'g'ri keladi. Ha? Endi ayrim nodir holatlarda bir kasalga chalinib qolgan bo'lsa, bilmadim to'g'ri kelmay qolsa, lekin umumiy suratda to'g'ri keladi hamma narsa. Bu ham Alloh taoloning hikmatidan, Alloh taoloning qudratidan. Odamlar rizqini topib yeyishadi. Va bunga sabablar kerak. Shu sabablarni ham Alloh taolo o'zi yaratib berdi. Alloh taolo bir kishiga hunar berdi, ilm berdi, tajriba berdi. Qayerda u? Aqlida. Ajib. Har 5 yilda insonning jasadi o'zgarib turadi. Faqat aqli bilan qalbi o'zgarmaydi. 5 yil burungi holatingizni qarang-da, qanaqa edingiz? Masalan 40 ga kirgan futbolchilar bormi hozir? 20 ga kirgan paytingizda qanaqa yugurardingiz? Masalan 20 yil burun qanaqa edi ahvolingiz? Futbolchi bo'lmasangiz ham. O'tirib turish ham muammomi? Insonni jasadi, oyoq, qo'li, ko'zi, quloqi har 5 yilda o'zgarar ekan. Salbiy tomonga o'zgaradi-da, to'g'rimi? Ammo aql bilan qalb o'zgarmas ekan. Bu ham Alloh taoloning bizga bo'lgan marhamati. Agar quvvatingiz ketgandaqa, belingizda quvvatingiz ketgandaqa, ko'zingizni nuri ketgandaqa, quloqingiz eshitmay qolgandaqa, aqlingiz ham orqaga qarab yuradigan bo'lganida har 5 yilda nima bo'lardingiz? Bir paytlar men tabib edim deysiz. Bir paytlar men qori bo'lgan edim. Aql va qalb o'zgarmasligi birodarlar. Aksincha rivojlanib, to'plab, boyib borishligi Alloh taolosi siz bilan bizni rizqimizni topib yeyishimizga ochib qo'ygan bir qulay yo'li bo'lar ekan. Tushunali bo'ldi? Demak, aql bilan qalb o'zgarmas ekan. Va ja'alna lakum fiha ma'ayish. Sizlar uchun unda tirikchilik vositalarini paydo qilib qo'ydik. Kimdir? Injener, muhandis. Kimdir? Advokat. Muhami. Kimdir? Hunarmand. Kimdir? Savdogar. Mana shu narsalar Alloh taolo siz rizqingizni topib yeyishligingiz uchun berilgan Alloh taoloning marhamati ekan. Va qayerda ekan ular? Mana endi rizq. Kimgadir Alloh taolo uni keng qilib bergan, kimga tang qilib bergan, kimi boy badavlat qilgan, kimi faqir qilgan. Mana insonlarni faqirligini ko'rib chiqamiz. Albatta sabablari bor kishini faqir bo'lishligini. Bu faqirlik uchga bo'linadi. Taqdirdagi faqirlik, yalqovlik faqirligi hamda infoq faqirligi. Taqdirda bitilgan faqirlik, yalqovlik tufayli keladigan faqirlik va infoq ihson tufayli keladigan faqirlik. Birinchi turi. Qaysini sizdi? Taqdirdagi faqirlik. Alloh taolo bir bandani rizqini tang qildi. Alloh taolo bir kishini nogiron qilib qo'ydi. Ko'zi ojizmi yoki harakatdan to'xtab qolganmi? Bu Alloh tomonidan taqdirga bitilgan faqirlik. Bunga u javobgar emas, bunga u aybdor emas. Ikkinchisi bu yalqovlik faqirligi. Bu faqirlikning eng yomoni. Bu bunaqa faqir odam yalqov bo'ladi. Ishlashni xohlamaydi. Ishlasa ham puxta ish qilmaydi. Ishlasa ehtimol odamlarni oldi edi. Ishlaradi, ishlaradi, barakoti chiqmaydi. Doim faqir. Nima uchun? Alloh aytgandek ishlamaydi. Alloh taolo har bitta ishga ihson deb yozgan. Agar jonivor so'ysanglar, pichoqlarni o'tkir qilinglar, jonivorga rohat beringlar deydi. Ya'ni professional emas ishidan. Ishini bizning tilda nimasi emas, ustasi emas, iplamachi. Iplamachi. Tom qilib beradi. Chaqa tomib turadi. Suv edi, suvog'i tushib ketadi. Devor uradi, devori qishiq bo'ladi. Motorizni qilib beradi, 2 oydan keyin motor qilishga to'g'ri keladi. Biz musulmonlar innalloha katabala kulli shay'in ihson. Har bitta ishga Alloh taolo ihsonni yozgan. Ya'ni shu ishni ihson bilan qil, Alloh ko'rib turibdi deb qilginda 10 ta motor qilma, 10 ta imoratni devor urma. Shuni yarmini qil, Alloh taolo barakot beradi. Tushuninglar akalar, biz qachon musulmon sifatida qilayotgan ishimizga hozirgi zamonda professional yondasak, Alloh ko'rib turibdi deb qilsak,
Köp işleşti hacatı yok şunuyla buradalar. Şunali mi? Biz yalqoligimiz tüfeli fakirimiz. Biz mu'minmiz. Rızkını Allah'a bergen de dua kıl yapız. Haramdan takva kıl yapız. Fakat kireken işimizde ustamasımız, mütehassımasımız Allah'a körüp durdurup duygen de vicdan bulan kımı yapız. İplak koyu yapız ha? İplak koyu yapız mı? Bilasız da iplayken izi. Bilasız bundan zor akıl işi izi. Lekin şunu ne yapıyor? Yap diyor. Üçüncü Müslümanlar umumi surette biz fakir bulup kaldık. Cüneyen bir muhim narsani hazır ortaya taşıdık. İplama çıkıp gittik. Maşine muhke kıldırırsan közün körü alıyken cahı değil artık tazıra verildi. Közün körü müydü yiyen cahı gelmek miydi? Karavan koymaydı. Doğru mu? Topa doğru. Motoru yudurasan közün körü alıyken cahı körünür. Şimdi İngilizce'nin fayda yoklaması duruyen buladı. Şimdi şuna kalıp topken pulu bulan bu baraka topa mıydı? Ustalar, ustalar. Hazır devolga çapılan alıyken zaman bu kaldı. Rahim kılıyorlar klientlerge. Bilesiz, yenge ravariyantı var. Fakat az gene mihnet kılasız. Etmeyesiz. Bana kapke verin deyisiz. Bilesiz, özden çıkan yokaş diyor ki materyalde işletiş mümkün. Lekin ne makamıyorsiz? Hadi kapke versin deyiz. Kelilar, şu klienti az gene faydasını oyla koyuyorlar da. Baraka topamız, şuniler. Braderler, kılıyken işimizde mütehassıs oluyorlar. Allah körüp tutup kılıyorlar da. Köreçler barakat kanaka gelişti yine. Fakirliğin iki de turunu yapardık. Fakirliğin üçüncü turu bu infak fakirliği. Bu Abu Bakir Sıddık raziyallahu anh'ın fakirliğine misal kısayı buladı. O kişi badalat adam bugün. Lekin bağırını sarıp kılıp yuvarlayanlık için kolu da pulu kalması da fakir tur aradı. Rızkını buradalar gelişti yine iki de sebebi var. Bittesi sebebini kayım kılış, mihnet kılış. İkincisi Allah'a tevekkül kılış. Birincisi sebeplerini kayım kılıştık. İnna Allah'a yalûma alel aciz. Allah Teala malamet kıladı. Acizliğine, zayıflığına, sükeşliğine. Velakin aleyke bil keyiz. Hoşyarlıkını özünge lazım tut. Atını bayleyemiz, keyin tevekkül kılamız. Atını bayleyemiz, keyin tevekkül kılamız. Rızkımız kelişkere boyan işte kılamız, neticesini gam kımayız. Bana şu tevekkül buladı. İkinci sebebi tevekkül. İş tıkıldıyız, çıralı yıkıldıyız, şimdi neticesini gamını kımıyorsunuz. Sıkılmıyorsunuz, oylamıyorsunuz. Kim etkeni buladı? Allah da etkeni. Özü motorda çatak kıp koyduyuz, özü sezi yapsız. Bili yapsız, motor iş kıldıyız. Yaptıyız da bitti zavat kıldı, zavat bu oldu. Şimdi bir yakın ne diyorsunuz? O motoru tavakkal oldu. Siz özüge bağlı bugün zor kıptırıp, keyin tavakkal kılın. Ömer'im Hattab raziyallahu anh, hu. Hacda yürürken, tılamçılıklı yürüyen adamları görüp, kimseler doğdu, biz Allah'a tevekkül kıyanlarımız dedi. Doğdu, Ömer ibn Hattab ayetti, yalan yapırdılar. Allah'a tevekkül kıyanlar, yerge donni ekip koyup durup, keyin tevekkül kıyanlarına tevekkülü doğru dedi. Hiç ne sakınmasından tevekkül değişlik, bu tevekkül emas. İlim, hüner organımız, tecrübe toplayımız, keyin taşkarıya çıkıp durup iş izleyemiz, sebebini kılamız, şundan keyin mi kılamız? Allah Teala'ya tevekkül kılamız. Akulu kavli hada